113 kişi kaldılar. Nehirden bir avuçtan fazla su içenlerin susuzluktan daha arttı. Dudakları kurudu ve halsiz kalıp bitap düştüler. Nihayetinde perişan oldular. Emri dinleyenler ise aldıkları bir avuç su kafi geldi. Nice az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Ayet-i kerimede askeri disipline dikkat çekilmektedir. Bir ordunun muzafiyeti her şeyden önce kumandanın emirlerine harfiyen ve rifayet etmekle mümkündür. Savaşta galip gelmek sayıya değil haklı olmaya, doğruluğa, iman ve maneviyata bağlıdır. Yine yakın tarihimizdeki Çanakkale muhaberelerinde de bu hakikatin en mükemmel misalidir. Talut'un ordusunun 18 yaşında bir genç vardı. İsmi Davut idi. Bedevi'ye göre Hazreti Davut babası ve 13 kardeşiyle beraber Talut ordusuna katılmıştı. Hazreti Davut mesleği koyun güderdi. Çok cesur olup ayrıca sapan ile taş atmada mahir idi. Hazreti Davut'un sesi çok gür ve güzel olduğu için Talut huzuruna çıkarırdı. Talut da onu kendisine nedim yaptı. Hazreti Davut bu sırada Talut'un Amalika kavmına karşı ordunu hazırlıyordu. Ve Hazreti Davut o orduya katıldı. Allah yakılırdı. Talut'un vefatından sonra Hazreti Davut hükümdar oldu. Bir müddet sonra kendisine peygamberlik verildi. Böylece kendisine hem saltanat hem de nübüvvet bahşedilen ilk peygamber olmuştu. Ruhi fazilet ve manevi kabiliyet bakımından üstün kılındı. Kendisine 4 büyük kitaptan biri olan Zebur verildi. Hazreti Davut hayatı boyunca adalete hükmetti, tevhidi kıyavet olarak halkın arasına karışır, yaptığı icraatlerden ve gidişattan memnun olup olmadıklarını ve halkın neler düşündüklerini soruştururdu. İdaresi hakkında suallere menfi cevap veren ve şikayetçi olan kimse bulunmazdı. Rivayete göre Hazreti Davut ibadete karşı büyük bir şevk ve tahammül sahibiydi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Daha sonra bu şekilde tutulan orucun Sağmı Davut yani Davut orucu denilmiştir. Cenab-ı Hak Hazreti Davut'a gür ve güzel bir ses ihsan etmişti. O Zebur'u okurken bütün vahşi hayvanlar etrafında toplanır, onu dinlerlerdi. Ayrıca Allah-u Teala Hazreti Davut'a zırh yapma sanatı da bildirmişti. Bu hususta onun müstesna bir kudrete teçhiz etmiştir. Hazreti Davut zırh yaparak hem orduların düşmanlarından muhafaza etmiş hem de rızkını elinden emeğiyle kazanmıştır. Hazreti Davut bazı imtihanlara maruz kalmıştır. Bir gün Hazreti Davut'u ibadetle meşgul olduğu esnada iki kişi geldi. Biz birbirinin hakkına tecavüz etmiş iki davacıyız. Aramızda adalete hükmet. Hazreti Davut buyurun dedi. Kardeşimin 99 koyunu, benimse bir koyunum var. Buna rağmen o bendeki bu bir tek koyunu da almak istedi ve beni tartışmada yendi. Hazreti Davut hadisede bir haksızlık görerek galyana geldi ve diğer tarafa hiçbir şey sormadan şöyle dedi. O bir tek koyununu da almak istiyorsa kardeşin sana zulmediyor. Allah-u Teala'ya imanı olmayan kimseler böyle zulmeder. İyi insan da zaten pek az bulunur dedi. Onlar da güldüler ve gittiler. Hazreti Davut hüküm vermeden aceleci davranmış ve karşı tarafa hiç dinlemeden kararını vermişti. Karşı tarafı dinlemeden takdirde değişebilirdi. Haklı zannedilen haksız, haksız görülen haklı çıkabilirdi. Hazreti Davut davacıların ayrılmasının hemen ardından hata yaptığını anladı ve bunun ilahi bir imtihan olduğunu fark ederek derhal secdeye kapandı, tövbe ve istigfarda bulundu. Allah-u Teala da kendisini affetti. Bu arada Hazreti Davut'a bağlı olan bir kavim vardı. Ashab-ı Semt, Mısır ile Medine, Münevvere arasındaki Kızıldeniz kenarında Medyen şehrinde yaşardı. Sayıları 70 bin kadardı. Bunlar cumartesi günleri ibadetten başka bir şey yapmazlardı. Ayrıca o günde avlanmamak üzere Hazreti Davut'a söz vermişlerdi. Daha sonra şeytan kendilerine vesvese vererek siz avlanmaktan değil yemekten men edildiniz dedi. Hikmet ilahi diğerlerine gelecek olan musibet kendilerine gelmesin diye onların aralarına bir duvar çektiler. Duvarın arkasındaki sesler kesilince bir de baktılar ki bir gecede hepsi birden maymuna dönmüşmüşler. İlahi hükmü dikkate almadıkları için böyle bir cezaya düçar olan bedbahtlar Allah'ın emrine itaat ettikleri için bu azaptan kurtulan akrabalarının yanında bir müddet mahzun gezdiler. Üçüncü günün sonunda maymun şekline girmiş olan asilerin hepsi öldü. Hazreti Davut gayreti dinleyisi pek şiddetli ve namusuna çok düşkün biriydi. Evden çıktığı zaman kapıyı iyice kapatır, dönünceye kadar kimseye oraya girmezdi. Bir gün yine evden çıktı, kapıyı kapattı. Hazreti Davut geri döndüğünde evin ortasında duran bir adam gördü. Ona sen kimsin?